Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, çocukların fotoğraf ve görüntülerinin yardım faaliyetlerinde kullanılmasına karşı açıklama yaparak, önemli olan çocukların üstün yararının ve gelecekte dijital medyada unutulma hakkının gözetilmesidir. Bu tarz etkinliklerle çocuklar istismar ediliyor, dedi. Bizim için çocukların kıymeti, çocukların değeri, çocukların hakları ve çocukların üstün yararı çok önemli. Bir ülkenin çocuklarını koruyamaması ki Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten çok sevdiğim bir lafıdır, bir sözüdür. Bir ülkede devlet çocuklarını korumalıdır. Çocuklarını dünyanın bütün çocukları kadar mutlu ve huzurlu yetiştirmelidir diye düşünüyoruz. O yüzden biz bu son dönemlerde bazı aslında iyi niyetli gibi görünen ama aslında çocuklara zarar veren bazı davranışlar fark ediyoruz. Hem haberlerde hem sosyal medya paylaşımlarında çocukların haklarının istismar edildiğini düşünüyoruz. Kimi zaman ebeveynlerin, kimi zaman yöneticilerin düşünmeden gerçekleştirmiş oldukları bu tür davranışların çocukların kişiliği dahi örselenebilecek bir istismar olduğunu söylemek de çok yanlış olmayacaktır. Yapılan yardımlar, gerçekleştirilen kimi etkinlikler çocukların suistimal edildiği haberlere dönüşmüştür ne yazık ki. Sosyal medyada yapılan kimi iyilik hareketlerinde çocukların reklam nesnesine dönüştürülmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz. İyi niyetli de olsa bu tür paylaşımlarla çocukların kişilik hakları zedelenmekte ve kesinlikle etik olmayan bir davranış biçimi haline gelmektedir. Önemli olan çocukların üstün yararının ve gelecekte dijital medyada unutulma hakkının gözetilmesidir. Edirne Çocuk Hakları Derneği olarak sevgili arkadaşlar, özellikle devletin koruması altında olan ve bütün halkımıza emanet edilen çocuklarımızın bu yardımseverlik adı altında ve bunu bir medyaya servis ederek insanların iyilik yaptığını zannederek o çocukların aslında ne kadar ötekileştirildiğini, ne kadar damgalandığını hissetmiyorlar. O çocuklar devletin koruması altında olan çocuklarımız hepimizin çocuklarıdır. Çünkü o çocuklar bu şekilde bir reklam servisinde kendilerini kötü hissetmekte ve ne yazık ki koca koca yöneticilerimiz, ne yazık ki en çok da hassas olması gereken bazı kurumlarımızın bile o koruma altındaki sevgi evlerindeki çocukları reklam nesnesi haline getirdiğini görüyoruz.